Evet, RC390 ile İstanbul'da yaşamanın 8. bölümü oldu. Artık sona çok yaklaştım. Motoru, spor moto geri istiyor bir süredir. Ben vermemek için Barkın abinin Scrambler'ı direndiği gibi bayağı direniyorum. Ama yapacak bir şey kalmadı. Başka insanlar da test etmek istiyor artık. Önümüzdeki hafta motoru geri vereceğim. Geri vermeden önce aklımda kalanları, atladığım bir iki konu vardı. Onların hepsini bir videoda toparlamak istedim. Bunlardan biri far konusuydu. Farlarını geçtiğimiz bir gece test ettim. Bir yere giderken anlatarak göstermeye çalıştım. İsterseniz onu bir izleyelim önce. Motorla çıktım. Levent'e doğru gidiyorum. Orada pek çok motorcunun takıldığı bir yer var. Oraya gideceğim. Giderken de bakayım dedim, motorun farları nasıl aydınlatıyor. Çünkü bunda değişik projektör tipi lambalar var. Evet. Sinyal vermeden dönen taksicilerimiz. Bu projektör tipi farlar bazen iyi oluyor, bazen kötü oluyor. Şimdi otoparktan çıktığımdan beri performansı fena değil. Şu an kısalarım açık. Şimdi bu motorda yan yana iki tane far var. Biri kısa için, biri uzun için. Daha önce şunu denemiştim. Selektör birazcık geç geliyor. Yani böyle kısa, hızlı selektör atmak isterseniz mesela böyle bastığım zaman çok güçlü olmuyor. Fakat böyle basıp bıraktığım zaman daha güzel oluyor. Birazcık yavaş geliyor yani tam güce. Projektör olduğu için zannedersem. Ama lambalar oldukça kuvvetli. O yüzden bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Bir aydınlatılmamış yola girmem lazım gerçi. Bir de uzunlarını denemem lazım birazdan. Bir de bu motorun sinyallerini çok seviyorum ben. Aynalarda sinyallerim var. Arka sinyalleri de keşke kuyruğa toplasalarmış. Ben sevmesem de bazı arkadaşlar plakalıklarını sökmeyi seviyor. Onlar için kolaylık olurmuş. Ön sinyaller şurada. Hemen aynaların yanında. O yüzden daha dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Daha yüksekte. Aynadan vesaire daha iyi gözükeceğini düşünüyorum. Galiba oradan girecektim ya. Acaba nerelere geldim? Bir aralık kaçırdım diye valla. Saçma sapan. Neyse, biraz daha karanlık yerlere girdim ben. Uzunları da açayım. Böyle çiçek gibi aydınlatsın. Nefis. Böyle farklı yollara girdim. Büyük çöptür atmış oldum. Uzunları sevdim ya. Evet, far konusu da böyleydi. Genel olarak beğendim ben farları. Bunun dışında daha önce atladığım bir konu, daha doğrusu atladığım değil, önce iyi bir hesap yapmak istedim anlatmadan önce. Bu motorun yakıt tüketimi ile alakalı. Motorun yakıt tüketimini iki şekilde denedim. Birincisi, motor zaten kendisi hesap ediyor. Abi şu kadar harcıyorsun diye. Bana dedi ki sen abi 4.7 litre harcıyorsun 100 kilometrede. Bir de kendim denedim. Tripmetreyi sıfırladım, depoyu fullledim. Yaklaşık 151 kilometre gittim. Tekrar fullledim depoyu ve 32 lira falan gibi bir rakam çıktı benzinlikte. Oradan hesap ederseniz aşağı yukarı motorun yaptığı hesapla aynı şey çıkıyor. Ben çok gazlarken endişe ediyordum. Daha çok yakar mı acaba diye. Yakmadı. Ve normalde aslında daha aralarda da birkaç test yaptım. 3-3,5 litre civarında gidebiliyorum. Çok gazlamazsam eğer. Bir de tabii şöyle önemli bir konu var. Benim hep böyle attığım, tutmayan parça fiyatları konusu var. Bununla ilgili şöyle ufak bir şey var. KTM'deki fiyatları bilmiyorum. Ama soldaki manet, debriyaj maneti kırıldı. Spor motoya söylemeyin lütfen. Onun yerine manet araştırırken şunu fark ettim. Galiba Bajaj Pulsar'ınkiyle aynı ve manetin fiyatı 8 lira. Oradan güzel şeyler çıkabilir. Bajaj'dan belki bir şeyler toplayıp burayı kurtarabiliriz. Gel gelelim asıl konuya. Bu motor genel olarak nasıl bir motor? Ben bununla yaklaşık 20 gündür neler yaptım. Bu motoru süren herkes, ben dahil, çok beğendi. Sürünce anlaşılıyor nasıl bir motor olduğu. Onun dışında tasarımı harika. Zaten KTM'nin tasarımları genel olarak çok güzel. Yani bu turuncu şasi falan beni benden alıyor. Turuncu jantlar. Repsol'de de onu çok seviyordum mesela. Benim gibi 1.95 böyle deve gibi bir adam için oldukça rahat. Yani oturduğumda arkaya rahat yaslandım. Dizlerimi, depoyu rahat kavradım. Bir tek peglerin konumu birazcık beni düşündürdü. Biraz aşağıda gibi geldi. Ama genel olarak büyük bir sıkıntıya sebep olmadı. Bu motoru biz 2000-2500 kilometrede teslim aldık Spor Moto'dan. Bizden önce bayağı hor kullanmış test edenler. Bir iki defa düşmüş zaten. Karenaj falan da sürtmüş. Ondan dolayı zannedersem sol tarafta karenajda bir böyle cızırtı oluyor giderken. Ama onun dışında içerikle ilgili
kötü bir şey söyleyemem. Hatta şunu söyleyebilirim. Abi adamlar bak şasinin üstünde kullandığı tay rapları falan turuncu yapmışlar. Hani sırıtmasın diye oraya kadar düşünmüşler. Hakikaten çok hoşuma gitti. Bir de tabii benim en çok takıldığım artçı konusu var. Mesela Frido rahat etmemişti ama hanımefendiler çok rahat etti. Arkaya hafif birini alırsanız hem kendisi rahat eder hem de siz rahat edersiniz. Ağır insanlar da birazcık rahatsız olmaya başlıyor. Motoru spor motodan kısa bir süre için almıştık. Normalde 15 gün dedik de o uzadı gitti. Bu kısa süre zarfında çok güzel vakit geçirdim motorla. Hakikaten zevk aldım. Ama her güzel şeyin tabii ki bir sonu var. Artık seni geri verme zamanı geliyor. O yüzden bir kere daha sana geleyim. Hatırlıyor musun? Çok güzel bir gündü. Beraber sürmüştük. Sonra buraya gelmiştik. Çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse bu motor bedelini ödemeye hazır olana çok güzel zaman ve çok güzel anlar vaat ediyor. Spor Moto'ya bu motoru bize 2 hafta değil tam 3 hafta için ödünç verdiği için çok teşekkür ederiz. Bu motoru artık ben önümüzdeki haftadan itibaren geri bırakacağım. Spor Moto Aslanpaşa'da test edebiliyor olacaksınız. Bence mutlaka bir sürün. Hani anlatıyorum ben, bir şeyler göstermeye çalışıyorum ama sürünce anlaşılıyor bu motorun nasıl bir şey olduğu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.